Merhaba arkadaşlar, ara tatil edebiyat tekrarında. Bugün önce konulara bir giriş yapacağız. Ardından da çok güzel sorularımız var. Bu sorular üzerinden konuları çok güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Tatilimizi yaptık, dinlendik. Evet, çok güzel ama yeniden diğer kısma başladığımızda, yani tatil sonrasındaki döneme başladığımızda hazırlıklı olmalıyız. Hiçbir şeyi unutmamalıyız dedik. Neler öğrenmiştik ilk dönemin başlarında? Türk dili ve edebiyatına giriş yapmıştık. Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini, metinlerin sınıflandırılmasını, sanatsal metinler vardı, öğretici metinler vardı. İletişimin öğeleri vardı. Gönderici, alıcı, ileti, dönüt, bunların hepsini çok güzel bir şekilde öğrenmiştik. Dilin kullanımdan doğan türler ve dilin işlevlerine baktığımızda heyecana bağlı işlev, kanalı kontrol işlevi, işte lehçe, ağız, şive, bunların hepsini gördük. Ve hikayeye baktığımızda durum hikayesi vardı, olay hikayesi vardı. Durum hikayesinde bir olay anlatılmıyordu. Giriş, gelişme, sonuç bölümleri yoktu. Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık'ı görüyorduk. Olay hikayesinde serim düğüm çözüm, yani giriş gelişme sonuç bölümleri vardı ve Ömer Seyfettinler, işte Refik Halit Karaylar burada ön plandaydı. Hikayenin tarihsel gelişine baktığımızda dünyada ilk olarak bizde hikayeden önce neler vardı? İşte destanlar vardı, sonra halk hikayeleri, hatta destandan halk hikayelerine geçti, Dede Korkut hikayelerini görüyorduk. Sonra halk hikayelerinden sonra Mesneviler ve en sonunda Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Letaif-i Rivayat'la edebiyatımıza hikaye girmişti. İsme baktığımızda bilhassa isim tanımlamalarını bilmemiz gerekiyordu. İsim tanımlamaları neydi? Bir isim, iki isim yan yana geliyordu. Ne, neyin ve kimin sorularına cevap veriyorsa ikinci, birinciye sorduğumuzda bu isim tanımlaması oluyordu. Mesela diyelim ki Ali'nin kalemi dediğimizde kimin kalemi, bu bir isim tanımlaması oluyordu. Fakat isim tanımlamasıyla kapışan bir şey vardı. O da neydi? Sıfat tanımlamasıydı. Sıfat tanımlamasında ise nasıl kalem sorusunu soruyorduk. Nasıl kalem? Güzel kalem, sıfat tanımlaması. Hangi kalem? Şu kalem, sıfat tanımlaması oluyordu. Bir de şiir vardı. Şiir en sona doğru artık işlediğimiz bir konuydu ve şiir önemli bir konuydu. Çünkü neden? Şiirle alakalı yazılarımızda soru gelmişti ve seçici sorulardı bunlar. Şimdi burada şunu bilelim. Şiirde öncelikle en başta nazım birimi denen bir şey vardı. Nazım birimi ya beyit oluyordu ya da dörtlük olabiliyordu. Hatta bununla alakalı ders notlarımızı biz size göstermiştik, hatırlarsanız. Şuradan da gösterelim. Dilin işlevleri kısmı burada. Geçelim şöyle, noktalama işaretleri. Nerede? Hikayeden sonra. Şiir. Nazım biçimleri, nazım birimleri, türlü söyleyici, imge, mağlaz, tapşırma. Bize tek bir taneydi. Beyit ikili ikili gidiyordu. Dörtlük dörtlük önemliydi. Bent de üç veya beş oluyordu. Buradan yeniden çalışacağız zaten. Biz de şimdi buradan ve bu kitaptan seçtiğimiz soruları sizlere göstereceğiz. Türk şiirinde nazım biçimleri vardı. Halk şiirinde, divan şiirinde, batı etkisindeki Türk şiirinde ve yine İslamiyet öncesi ve batı etkisindeki şiirin kendi içinde, işte böyle batıdan aldığımız sonet, terzelime, triyole gibi nazım biçimleri de olabiliyordu. Bunlar mesela Servet Fünun döneminde ve Fecrat döneminde alınmıştı. İmge şiirdeki böyle sıra dışı benzetmelerdi. Mahlas şairin adıydı. Tapşırmada yine halk edebiyatında şairlerin adının, takma adının bulunduğu bölümdü. Hece ölçüsü milli ölçümüzdü. Parmak hesabıydı. Maruz ölçüsü hecelerin bir açıklı bir kapalığına bağlıydı. Dışarıdan gelmişti. Arap edebiyattan gelmişti. Ve divan edebiyatında çok sıklıkla kullanıyordu. Serbest ölçü ise bakın. Eğer şöyle bir şiir gördünüz ya. Böyle 2-2 gidiyorsa bu muhtemelen aruz ölçüsüyle yazılmıştı. Eğer böyle 4-4 gidiyorsa halk edebiyatında sade bir dille yazılmış şiirse bu hece ölçüsüydü. Eğer böyle düzensizlik varsa bu da serbest ölçüyle yazılmış şiirdi. Redifler dize sonlarındaki yazılışlar aynı, anlamları da aynı olan sözcüklerdi. Uyaklar ise yazılışları aynı, anlamları birbirinden farklı oluyordu. Yarım kafiye tek, yarım kafiyede tek harf, tam kafiyede iki harf, zengin kafiyede üç ve daha fazlası olabiliyordu. Cinansız kafiye ise yazılışları aynı, anlamları tamamen farklı olan sesli sözcüklerden oluşuyordu. Tabi burada ses akışları, nakaratlar var. Bir de manzume ve şiir farkını bize hocamız sınavda sorabilirdi. Manzume ve şiir farkında şiir bildiğimiz şiirdi. İçerisinde ölçüler vardı, kafiyeler vardı. Manzumede de ölçü kafiye vardı. Burada şunu bilmemiz lazım. Manzumede bir hikaye, bir olay anlatılıyordu ve didaktiklik vardı. Ama şiirlerde didaktik öğretici olmak zorunluluğu yoktu. Lirik şiir aşk konuluydu. Epik şiir kahramanlık. Satirik şiir eleştirel konuluydu. Didaktik şiir öğretici. Pastoral şiir doğadan bahsediyordu. Dramatik şiir de tabii ki tiyatrolara ait şiirlerdi. Benzetmeye baktığımızda, yani edebi sanatlara baktığımızda orada da şöyle bir şeyi hatırlatalım. Daha çok temelinde sanatlar şöyle bulunuyordu. Bir cümle gördünüz. Cümlenin içerisinde eğer mecaz anlam varsa, bir tane mecaz anlamlı kelime görürseniz burada bir kere bir sanat oluşma ihtimali vardı. Ama mecaz anlamlı kelime yoksa bir kere zaten sanat oluşamıyordu. Esas bilmemiz gereken şey şu. Hatta bunu şöyle örnekle göstermiş, bir kez daha gösterelim edebi sanatlarda. İşte futbolcular sahaya çıktı dediğimizde burada herhangi bir sanat yoktu ama
aslan futbolcular sahaya çıktı dediğimizde bu sefer futbolcuları aslana benzetiyorduk. Bir güzel benzetme oluyor. Çünkü aslan gibi güçlü futbolcular demiyorduk. Gibi edatını ve benzetmelerini kullanmıyorduk. Aslanlar sahaya çıktı dersek istihare oluyordu. Futbolcular adeta sahada kükredi dersek kapalı istihare oluyordu. Yani aslanı söylemediğimiz için. Abartma vardı veyahut da işte güzel bir nedene bağladığımız zaman Hüsnü Talil oluyordu. Hatta onu da buradan göstermek istiyorum şurada. Bakın Edebi Sanatları. Teşbih, benzetme. Teşbihi belli, yalın benzetme. Sadece benzeyen ve benzetilen var. İstihare, hiçbir şekilde benzeyen ya da benzetilen birinin kullanılmaması. Mecazi mürsel, bir sözün başka bir söz yerine kullanılmasıydı. Teşhis, insan olmayan varlıklara insan özgü özellikler verilmesi. İntak, insan olmayan varlıkların konuşturulmasıydı. Tenasüp, birbirine uygun kelimelerin kullanılması. Tariz, iğneleme, yani laf sokmaydı. Tell me, hatırlatma. İşte Mehmet Akif Ersoy burada Bedir Savaşı'nı hatırlatmıştı. Hazreti İsa, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed, Leyla, Mecnun, Kerem, Aslı, Ferhat, Şirin kelimelerini gördüğümüzde tell me var diyorduk. Hüsnü Talil güzel nedene bağlamaydı. Sen geldin diye ağaçlar çek açtı diyorduk. Tecahül Arif bildiğin halde bilmezlikten gelmeydi. Kinayi hem gerçek hem mecazi anlam, tevriye de iki gerçek anlamdı. Şimdi bize sınavda buna benzer bir şey soracaklardı. Eğer edebiyat yazılısını olduysak bunu iyi hatırlayalım. Edebiyat yazılısında bir tane dörtlüklerle bir şiir vermişlerdi. Bir de beyitlerle bir şiir vermişlerdi. Hangisi hangi gelenekten? Bunun halk edebiyatı, bunun divan edebiyatı geleneğinin olduğunu, bunun dörtlük nazım birimiyle, bunun beyit nazım birimiyle yazıldığını, bunun nazım türünün ne olduğunu bize sorabiliyorlardı. Dilinin sade, dilinin ağır olduğunu, hece ölçüsünün, aruz ölçüsünün kullanıldığını, uyak düzenlerini veyahut da kafiyelerini, söz sanatlarını bize sorabiliyorlardı. Şimdi gelin bize bunlarla alakalı sorular üzerinden gidelim. İlk sorumuz edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisiyle alakalı. Şimdi demiş ki, bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirmelidir? 0'dan 9'a sayfa 15, soru 2. Şimdi bilim edebiyata kaynaklık edebilir. Örneğin Kemal Tahir'in Devlet Ana romanında Osmanlı Devleti'ndeki yaşam tarzını toplumun gelenek ve göreneklerini okuyup öğrenebiliyoruz. Yani Devlet Ana romanında bak Osmanlı dediğine göre tabii ki tarih bilimi edebiyata kaynaklık etmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği. Bir metni öğretici yapan özelliklerden biri değildir demiş. Dil göndergesel işlevde kullanılır. Evet, eğer bilgi veriyorsa dil göndergesel işlevdir. Ders kitaplarında göndergesel işlev vardır. Betimleyici ve öykülüce anlatım aralık olması. Bu daha çok sanatsal işlevlerde kullanılır. Zaten hikaye kitaplarında ders kitabı gibi durumda yoktur ki. Böyle bir sanatsallık vardır. Bu değil. Nesnel cümleler kullanılır ders kitaplarında. Söz sanatlarına ve kelime oyunlarına yer verilmez. Doğru. Sözcükler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılır. Zaten C ve E aynı şey. Ama Bursa seçeneği doğru değil. Betimleyici ve öykülüce anlatım değil de açıklayıcı anlatım olması lazım. Yani burada açıklayıcı anlatım deseydi bu da doğru seçenek olurdu. O zaman bir metni öğretici yapan özelliklerden biri açıklayıcı anlatım olması. Betimleyici ve öykülüce anlatım olmuyor. Geldik başka bir soruya. Böyle bir soru da sınavımızda gelebilir. Yine gelmiştir de. Bir şiir verir. Böyle sanatsal bir metin verir. Bir de normal bir öğretici metin verir. Güneş daldan dala sıçrayarak yürüyor. Bir neden var mı mutlu olmamam için? Daha ne kadar yaşadım ki şunun şurasında? Adını biliyor muyum bütün çiçeklerin? Burada ise güneş sisteminin merkezinde yer alan yıldız. Orta büyüklüğü bir yıldız olan net bir şekilde bilgiler veriyor. Birinci metin sanatsal metinden, ikinci metin öğretici metinden. Doğru, bakın bu sanatsal, bu öğretici. Bunu geçtik. Birinci metinde öznellik söz konusuyken yorum katıyor. İkinci metinde nesnel bir anlatım var. Doğru, tamamen kanıtlanabilir şeyler anlatıyor. Birinci metin bilgi, ikinci metin duygu odaklı. Tam tersi. Birinci metin duygu, ikinci metin bilgi odaklı. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan, bu söylenemez. Birinci metinde duygular ön plana çıkarken doğru. İkinci metinde kanıtlanabilir nesnel bilgiler var. Aynı şey gördüğünüz gibi. Birinci metinde dil sanatsal işlevde, ikinci metinde dil göndergesel bilgi gönderiyor. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımıza Ceyhan diyebiliyoruz. Yukarıdaki cümlelerde dilin hangi işlevi kullanılmamıştır diyor. Şimdi sakin ol ve telefonu yavaşça masaya bırak. Bak direkt olarak burada alıcıyı harekete geçirme işlevi var. Alıcıyı harekete geçirme işlevi. Burada da şimdi sakin ol ve telefonu yavaşça masaya bırak diyebiliyoruz. Yarın hazırlaman gereken ödevi bitirdin mi? Bitirdim, bitirmedim. Anladım, anlamadım. Bu da kanalı kontrol işlevi olmuş oluyor. Ödev öğrencilere verilen ev çalışmasıdır. Ödev nedir sorusuna cevap veren bir tanım cümlesi. Dolayısıyla bilgi gönderiyor. Yanlış anlamayın, ben bu sözcüğü mecaz anlamda kullan diyor. Eğer dille ilgili bilgi veriyorsa mecaz anlam, dil bilgisi konuları, isim, sıfat, zamir, zarf, fiil çatısı, gerçek anlam, terim, bu tarz bilgiler veriyorsa biz buna dilin ötesindeki işlev diyorduk. Ama burada sanatsal bir işlev yok. O yüzden cevabımız Denizli diyebiliriz. Numaralanmış sanatçılarla hangisi edebiyatımızdaki olay hikayesini temsil edeceğine örnek olarak gösterilemez diyor. Ömer Seyfettin olay hikayecisi, Refik Halit Karay olay hikayecisi, Reşat Nuri Güntekin olay hikayecisi, Memduh Şevket Esendal ise durum yani kesit öykücüsü, Sabahattin Ali de olay hikayecisi. O yüzden cevabımız Denizli diyebiliyoruz. Bu parçadaki numaralanmış söz gruplarının hangisi at tamlaması değildir diyor. Hatırlarsanız at tamlaması ne yapıyorduk? Şöyle bir daha çiziyorum. Şu isim tamlaması olsun, İT yazayım.
Bunun karıştırılabilir neydi? Sıfat tanımlamasıydı. Sıfat tanımlaması da en az iki sözcük var isim tanımlamasında. Sıfat tanımlamasında ikinci birinciye nasıl, hangi ve kaç sorularını soruyordu. İsim tanımlamalarında ise ne, bu üniversite sınavlarına çok çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla sizin sınavlarınız da çıkabilir. Ne, neyin, kimin sorularını soruyor. Bunu buna soracaksınız. Bunu buna soracaksınız. Şimdi soruyorum. Elbisenin güzelliği. Neyin güzelliği diyoruz? Dolayısıyla bu isim tanımlaması. Kol düğmelerim. Ne düğmelerim? Dolayısıyla isim tanımlaması. Bak neyin ve ne şey. Ne kahvaltı olmuyor. Neyin kahvaltı olmuyor. Kimin kahvaltı olmuyor. Nasıl kahvaltı diyoruz. Dolayısıyla bu bir sıfat tanımlaması. Bu farklı oldu. Korna sesi ne sesi dediğimiz için isim tanımlaması. Ne servisi okul servisi dediğimiz için isim tanımlaması. Bak ne, neyin ve kimin soruları bize isim tanımlamalarını buldurur. Nasıl sorusu sıfat tanımlamasını buldurur. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği diyoruz. Hangisine virgülün kullanımında yanlışlık yapılmıştır diyor. Soruları kavrayarak ilerlemenize fayda var. Burada kavrayarak demiş. Bağ fiillerden sonra asla eğer bir tane kullanıldıysa virgül gelmez. Çünkü bakın buradaki bağ fiil bağlayan fiil zaten. Ama soruları kavrayarak, anlayarak, dinleyerek ilerlemenize fayda var dediyseniz o zaman bağ fiillerin arasına virgül gelebilir. Ama kavrayarak veya kavrarsanız gibi s-sağlı veya bağ fiilli cümlelerde bir tane varsa asla virgül gelmez. Annem benim koruyucu meleğim bizi her zaman kollamıştır. Burada ne var? Burada net bir şekilde ara sözde. İstanbul, Ankara, İzmir Türkiye'nin en büyük üç kenttir. Eş görevli sözcükler. Sadece bunun için sevseydim seni diyor şair bizdesine. Burada aktarma cümlesi. Genç öğretmenin sorulara boğulmuş dediğimizde burada birbiriyle karışabilecek, anlam karışıklığına yol açabilecek cümleleri gösteriyor. Yani genç mi öğretmenin sorular sormuştu yoksa genç öğretmenine o sorular mı sormuştu? Anlaşılması için araya virgül koymuş. Yukarıdaki şiirde hangi edebi sanattan yararlanılmıştır diyor. Küçük bir çeşmeyim yurdumun. Allah Allah. Unutulmuş bir dağında, hiç kesilmeyecek suyum yıldızların aydınlığında. Burada çeşme konuşuyor yani intak sanatı var konuşulma. Tezat zıtlıktı. Tell me hatırlatma sanatıydı. Tecahülü Arif bilip de bilmezlikten gelmeydi. Mecaz-ı Mürsel ise ad aktarması. Yani bir sözün benzetme ilgisi olmadan başka bir söz yerine kullanılmasıydı. Bu şiirle ilgili hangisi söylenemez? 11 lece ölçüsüyle yazılmıştı. Ne yapıyorduk? Ses harfleri sayıyorduk parmağımızla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aşağıdaki de 11 ise 11'li oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. İster heceleri sayın, ister ses harfleri sayın. O zaman bu doğru. Nazım birimi dörtlüktür, dört dörtlü diyor doğru. Halk edebiyatı nazım biçimi, evet doğru. Karaca olan halk şairi, 11'li hece ölçüsü Koşman yazılmış. Şairin mahlasına yer verilmiştir diyor. Mahlas, eğer Kerem yazsaydı bunu, Kerem kelimesi geçtiği için biz burada diyebilirdik ki tamam burada mahlas var ama bunu Karacaoğlan yazmış. Karacaoğlan adı şiirde geçmiyor. O zaman mahlasa yer verilmemiş. Sade bir dil yazılmış. Evet bunu da söyleyebiliriz. Burada Kerem et Zülfü Perişanım kal, Kerem et falan demesi bu tarz şeyler de aynı zamanda tell me yani hatırlatma yapıldığını da gösteriyor. O yüzden cevabımız Denizli. Hangisinde teşhis yani kişileştirme sanatına insan olmayan varlığa insan özgü özellik verilme sanatına yer verilmiştir diyor. Yer verilmemiştir diyor. Özür dilerim bakın ben dikkat okumam lazım. Besbelli her saat artar kederi. Belki de yüreği yara dağların. Dağların kederin artması bir kişileştirme. Renkler başkalaştı gün ortasında koyu bir karanlık öp denizi. Karanlık denizi öpüyor. Kişileştirme. Aynalar bakmayın yüzüme diktik. Aynalar yüzüme diktik bakmayın diyor. Kişileştirme. İçmiş gibi geceyi bir yudumda göğün mağrur bakışlı bulutları. Mağrur bakışlı bulutlar geceyi içiyor bir yudumda falan. Ne oluyor ya? Bunların hepsi kişileştirme. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken burada Ahmet Cahit Karancı tecahülü arif yapıyor. Yani bilmezden geliyor. Kaşları beyazlamış, saçları beyazlamış. Allah'ım kar mı yağdı? Lan ne kar yağması? Yaşlandın. Bunu artık kabul et diyoruz. Tecahülü arif yapma. O zaman 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı kitabımızda bunların hepsini sizlere çok güzel bir şekilde anlattık. Sizler de bu şiirin ünitesinin sonuna geldiği yere kadar yani sayfa 101'e kadar kısımları güzel güzel çalışırsanız süper yaparsınız eksik olduğunuz konulara göre. Bir de TAK Türk Dil Edebiyatı'nda hem yazılı örneğimiz var hem de normal sınav örneğimiz var. Onu da gösterelim şiir kısmında. Mesela bakın burada şiirle alakalı sayfa 55'te ve 56'da sizler için yazılı örnekler hazırladık. Nazım birimine göre eşleştiriniz, işte nazım türü nedir, kafiyeleri bulunuz, şiirin konusuna göre nedir. Bunların hepsini edebi sanatla alakalı sorular yaptık. Ve yine sayfa 41 ve 42'de hikayeyle alakalı bir yazılı örneğimiz var. Bunları çalışmanız sizin için faydalı. İlk ünitemizin sonunda da yine sayfa 25 ve 26'da Türk Dil Edebiyatı'na girişle alakalı yazılı örneğimiz var. Bunlar da ödeviniz arkadaşlar. Hadi bakalım tatiller biter, çalışmalar da biter. Ama arkada yaptığımız güzel çalışmaların verimli sonuçları kalır. Çalışmaya devam ediyoruz. Dinlenmeyi de unutmuyoruz tabii ki. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumları yollayın arkadaşlar.